Hadi bakalım. Uf, olmadı. Tutturamadım. Ben de bir deneyeyim. Of, ben de kaçırdım. Sadece bir nişan almak lazım. Bu kadar zor olmamalı aslında. Ha canına, nasıl yani? Yaptığı şeye bak. Aa, resmen o sanat eserinin üstüne bir resim çiziyor. Of, bu hiç iyi olmadı. Olamaz, öğretmen gelmiş. Burada neler oluyor bakayım? Aa, bu esere ne oldu? Artık yeter. Sanatın gücü, göster kendini. Vay canına, olamaz. Halimize bak. Bir dakika, ruj mu bu? Pardon, bunu düzeltebilirim. İşte oldu. Bu çok daha iyi. Sincap, dondurmamı geri versin. Taşlı yoldan gitme. Evet, resim yapma zamanı. Ben bir sanatçıyım. Sanat konusunda çok iyiyim. Resim yapmak çok eğlenceli. Aa, olamaz. Bilgisayarına boya sıçratmışım. Oh, buldum. Temizleyeyim hemen. Bir dakika. Bu iyice bulaştırıyor. Olamaz. Daha da beter etti. Oh, tamamen pembe oldu. Bana çok kızacak. Uyandı. Sen ne yapıyorsun? Bana niye öyle bakıyorsun? Tuhaf davranıyorsun. Çok şüpheli bir durum. Dur bir dakika. Laptopum. Ne oldu ona? Onu pembeye boyamışsın. Oradaki şey de ne? Bir pipet mi? Bir dakika. Bu durumu kurtarabilirim. Pekala. İşte zavallı mahvolmuş laptopum. Biraz daha boya lazım. Evet, çözüm daha fazla boya kullanmada. Beyaz ve sarıda. Ve biraz da mor. Çok güzel. Ve belki de biraz şu koyu sarıdan. Tamam, şimdi sıra pipeti kullanmada. Boyanın üstüne üflemeye başlıyorum. Üflediğimde hava boyayı laptopun üstüne dağıtıyor. Devam ediyorum. Farklı renkler olması güzel. Ortaya çıkan desen ve dokular ne kadar hoş oldu değil mi? Vay canına, resmen bir sanat eseri ortaya çıktı. Çok güzel. Akla dalgaları ve denizi getiriyor. Bu kadar güzel bir şeyin ortaya çıktığına inanamıyorum. Vay canına, bilgisayarına bak. Çok havalı olmuş. Pekala Kitty, işini yaparken bir sanatçıyı görmek ister misin? Bu çok güzel olacak. Sonuçta ne kadar renk olursa o kadar güzel olur. Birkaç renk daha ekleyeyim. Ellerim yoruldu. Ama harika oldu. Ya da olmadı. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorum. Burada neler oluyor? Renkler karışıyor. Anladım. Bununla harika iş çıkarabilirim. Şu harika değişime bak. Vay canına, şimdi sırada doğru tonları karıştırmak var. Gazlı kalemlerin öpüşmesi gibi. Ve işte büyülü renk geliyor. Bakalım bu nasıl görünecek? Renkleri değişen tek boynuzlu at gibisi yok. Şuna bak, bu bölüm çok güzel oluyor. Burası tek boynuzlu at gökkuşağı gibi oldu. Boyamada gittikçe hızlanıyorum. Her bölümde yeni bir renk geçişi olabilir. Hepsinin nasıl bir araya geldiğini görüyor musun? Burnunun orada dikkatli olmak lazım. Çok güzel oldu. Bu ciddi bir ilerleme. Sence de öyle değil mi? Biraz sıkıldım gibi. Acaba ne yapsam? Buldum. Resim yapmanın tam zamanı. Şu turuncu boyayla başlayayım. Resim yapmak eğlenceli. Yaratıcılığını konuşturduğun zaman canının sıkılması zor. Sıvı almayı unutmamak gerek ama. Aa, olamaz. Aklım neredeydi ya? Bütün parmaklarım boya olmuş. Tüh, çok telendi. Ne yapacağım şimdi? Boya bardağın her yerine bulaşmış. Bir dakika. Ben bir dahiyim. Pekala, temiz bir bardak alıp boyayla üzerine parmak izlerimi çıkarıyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi üst kısma eğimli bir çizgi çekiyorum.
Güzel. Birkaç tane daha ekleyeyim. Şimdi renkli parmak izlerinin altını biraz siyah keçeli kalemle boyayayım. Bitti. Ay çok tatlı oldu. Sanki bardağın çevresini küçük ışıklar sarmış gibi görünüyor. Eski halinden kesinlikle çok daha güzel. Bunun aklıma geldiğine inanamıyorum. Şimdi biraz daha meyve suyu içeyim. İşte budur. Ah, ne kadar güzel. Bakalım onu yeteneğimle etkileyebilecek miyim? Şu maviyle başlıyorum. Ama başka renkler de lazım. Tabii bu kalbi pembeyle doldurmalıyım. İşte bu resimle mesajımı alacak. Acaba beğenecek mi? Benim için mi yaptın? Git buradan. Ay yok, bu tepkiyi almak istemiyorum. Evet, bunun yeri çöp. Bir dakika, olamaz. Ellerimin her tarafı boya olmuş. Bugün beklediğim gibi geçmeyecek. Ortalık bakmadan boyayı yıkasam iyi olacak. Bunun için sabun lazım. Bir dakika. Vay canına. Şuna bak. Boya köpükleri boyadı. Durumu kurtarmanın vakti geldi. Bir kap su ve bulaşık deterjanı alıyorum. Ve tabii biraz da boya ekliyorum. Şimdi bunu bir dondurma çubuğuyla karıştırıyorum. İşte biraz köpürmeye başladı. Ama daha fazla baloncuğa ihtiyacım var. Pipetle içine biraz hava üfleyeyim. Vay canına, şu baloncuklara bak. Arttıkça artıyorlar. Pekala, bu kadar yeter pipet. Şimdi kağıdı baloncukların üstüne yerleştireyim. İşte böyle. Aa, baloncuklar kağıdın üstüne çıktı. Selam, bu kartı senin için hazırladım. Bunu benim için mi yaptın? Vay canına, bayıldım. Ne kadar güzel. Aman tanrım. Sınıfa birlikte yürüyelim mi? Çok iyi, işe yaradı. Demek güzel olduğunu düşünüyorsun, öyle mi? Seni daha da güzel çizeceğim. İşte içimdeki Van Gogh'u ortaya çıkarıyorum. Bu çizim tekniğime bayılırdı. Boynuzlar biraz zorlu. İşte oldu. Pek istediğim gibi olmadı ama. Sen neye bakıyorsun? Yine deneyelim. Vur mu? Of, yine mi sen? Üçüncü de mutlaka olur değil mi? Bu sefer kesin olacak. Hissedebiliyorum. Hiçbir şey deme. Hadi bakalım. Bu en kötüsü oldu. Asla ünlü bir ressam olamayacağım. Bu perinin ilhamla uzaktan yakından alakası yoktu. Şimdi ne yapsam? Hey, bir dakika. Bu gölge inanılmaz. Şimdi çok kolay olacak. Çizeceğin şeyin üstüne ışık tut. Ve kağıdın üstüne düşen gölgesinin kenarlarını çiz. Ben bütün girinti ve çıkıntıları çiziyorum. Ve boynuzları. Onlar da işte böyle yapılır. Şimdi renklerle yaratıcılığımızı konuşturalım. Taze gazlı kalem seti gibi yoktur değil mi? Resmin içini çok güzel dolduruyor. Neredeyse bitirdim. Bu tarafını az kalsın unutuyordum. Acaba Van Gogh bu numarayı biliyor muydu? Güzel oldu. Hey! Senden bir türlü kurtulamıyorum. Bir bakalım. Sanırım bu doğru açı. Hey büyük baba, resmim hakkında ne düşünüyorsun? Aferin, renkleri iyi kullanmışsın. Oo, şu boyalara bak. Bunlar bana lazım olacak. Fırça lazım değil mi? Orada ne yapıyorsun? İşte boyalarla işim bitti. Ne düşünüyorsun? İyi sanırım. Daha tam bitirmedim ama. Şu plastik levhayı alıyorum ve üzerine sürtüyorum. Oo, şuna bak nasıl akıyor. Şimdi bak ve ne düşündüğünü söyle. Aman tanrım bu...
Bu... Vay canına, bu gerçekten harika büyük baba. Bayıldım. Pekala, bantı alıp şuraya yapıştırıyorum. Şimdi resmime başlayabilirim. Of, düşündüğümden daha zormuş. Sanırım şimdi bu rengi alacağım. Dikkat, çizgiyi bozma. Bu iş iyice berbat bir hal almaya başladı. Hey, bir dakika. Büyük babamda bantı var. Hop, şunu ödünç alayım büyük baba. Pekala, şu bir parça bantı aldım. Şimdi renkli kalemlerimi üstüne diziyorum. Onları yerlerinde tutmak için bantı katlıyorum. Evet, bu çok işe yarayacak ve harika olacak. Şimdi daha güzel bir gökkuşağı yapayım. Evet, işe yaradı. Ben bir dahiyim. Vay canına, aferin. Peki ya daha fazla kalem kullansak? Bir sürü var. Nasıl bir gökkuşağı olur kim bilir? Bunu güvenli olduğuna emin misin? Sanatta güvenlik yoktur oğlum. İşte başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kim demiş ki gökkuşağı illa kemer şeklinde olur diye. Şuraya gidiyorum. Sonra da jüriye doğru. Şimdi de kağıdın şu kısmına. Ve başladığım yere dönüp birleştiriyorum. Vay canına. Bitti. Projenin bitmiş haline bir bak. Sanki bir tür kuşa benziyor. Vay canına. Tamam, sanırım bu eser bitti. Kendimi övmüş gibi olmayayım ama bu tam bir başyapıt oldu. Şövalenin üzerine koyayım. Vay canına, bayıldım. Oo, baloncuklar. Sanırım küçük bir ödülü hak ettim. Evet, bak ne çoklar. Baloncuklara bayılırım. Hey, ben geldim. Amının, resmi düşürdüm. Of! O benim başyapıtımdı. Yaptıklarımın en iyisiydi. Bir dakika, baloncuklar mı? Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bir pet şişe alıyorum, tepesini kesiyorum. Açık kısmına bir file geçiriyorum. Sonra bu sabunu cam bir kaba döküyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi şişenin açık kısmını sabuna batırıyorum. Sabun fileye yapıştı. Buna boya eklemenin tam zamanı. Biraz mavi boya damlatıyorum. Biraz da kırmızı ve tabii biraz da sarı. Ana renkler tamam. Şimdi baloncuk yapmalıyım. Ama tuvale yakın olmam önemli. Şu büyük olanları patlatayım. İşte sanırım bu iş tamam. Hey, buna ne dersin? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Senin baloncuklarından esinlendim sadece. Senin için yaptım. Çok sağ ol. Çok sağ ol büyük baba. Buna bayıldım. Baloncuklar gerçekten müthiş. Ah, sevgili resmim, en sevdiğim resmimsin. Ah, büyük baba, dikkat et. Yine bir resmimi devirme. Gerçekten bu felaket olur artık. Ya ona sürtünseydi? Ay, şuraya bak. Ceketimin her yanı boy oldu. Tüh! Resmim! Ya! Oh, ne biçim bir kabustu. Olsaydı buna dayanamazdım. Ah, sanırım aklıma yine harika bir fikir geldi. İzninle büyük baba. Şu bana lazım olacak. Pekala, şimdi bu saç spreyini alıyorum ve işe koyuluyorum. Resmimin üzerine bir katman sıkayım. Tamamını kaplasam yeterli olur. İşte kuruduğuna göre artık korunuyor. Bak, hiç boya çıkmıyor. Ah, nihayet büyük babamın sakarlıklarına karşı güvende. Ah, evet haklısın. Ceketime hiçbir şey çıkmamış. Ah, neyse ki önceden akıl ettim. Resmim sapasağlam. Resmim neredeyse bitti. Kalemim kırıldı. Belki yalasam? İşe yaramadı. Bu çok sinir bozucu. Aptal kalem, resmimi bitirmek istiyorum. Dikkat et tatlım. Ben bir deneyeyim bari. Bu da çizmiyor. Ah, az kaldı çarpıyordu. Yeter ama. Ne oldu? Resmimi bitiremiyorum. Kalemlerim çizmiyor. Ah, bu gerçekten de bir sorun. Acaba bir şey yapabilir miyim? Buldum. Annen her şeyi düzeltecek. Çabuk ol.
Bir ıslak mendil al ve katla. Sonra mendili bir parça yapışkan bantın ucuna yerleştir. Mendilin üstüne de bir pamuklu çubuk koy. Sonra da rulo yap. Çubuğun pamuklu uçları dışarıda olmalı. Banda kadar sar ve kes. Şimdi çubuğun pamuklu kısmına renkli mürekkep damlat. Islak mendil mürekkebi emecek. İşte çabuk ve kolay bir kalem. Al tatlım. Vay canına, tekrar resim yapabiliyorum. Sağ ol anne, bu harika. Güneşte çizeceğim. Ha, bu harika canım. Bu çok eğlenceli. Renne, renne. Aha, o da darmadağınık. Selam anne, biliyorum. Gitmem gerek ve ben gelene kadar ortalığı toplamanı istiyorum. Ama, peki ama. Bu dünyanın en güzel kulesi. Olamaz, annem döndü. Aa, bir şey yapmam gerek hemen. Bu elektrikli süpürge işime yarar. Aa, çorap mı? Bir dakika, bu işe yarayabilir. Çorabı elektrikli süpürgenin ağzına geçiriyorum. Sonra bütün legoları çekiyorum. Yani hemen hepsini topluyorum. Hem de kaybetmiyorum. Tek yapmam gereken çorabı çıkarmak. Amma da fazlaymış. Ah, bunu saklamalıyım. Hmm, harika iş çıkarmışsın. Ha, bu mu? Evet. Bir yapıştırmalığı hak ediyorsun. Teşekkürler. Oyun oynamak istiyorum. Aa, yavaş ol. İşte bunu al. Bu artık hoşuma gitmiyor. Sana dur dedim. Bir dakika. Şu robotla oyna. Aa, bunu istiyorum. İyi eğlenceler. Aa, bu çok havalı. Artık tırnaklarımı yapabilirim. Çok sıkıcı. Benimle oyna. Niye hep böyle oluyor? Buldum. Şu gevrek pufları kullanabilirim. Bunları suya batır. Sonra birbirine yapıştır. Sanki tuğla gibi oldular. Tuğlalara bayılırım. Şu kerseyi alayım. Ah, bu onu bir süre oyalar. Böyle daha iyi. Dinleneyim. Aha, bu da ne? Kandırdım. Ay, ne ciciymiş bebeğim. Biberon zamanı. Hayır, istemem. Ah, peki, bana daha fazla kalır o zaman. Leziz bir yoğurda ne dersin? Hmm, nefis ve kremamsı. Al tatlım, dene hadi. Hayır. Ama bir şey yemen lazım. Bir dakika, sanırım ne yapacağımı buldum. Yoğurt kabını alıyorum. Ve gıda boyası ekliyorum. Şimdi iyice bir karıştırıyorum. Ne canlı bir renk. Bu kadarı yeterli. Şuna bak canım. Oh, ver canına. Masmavi, ver. Hepsini bitir prensesim. Hmm, çok leziz. Ah, minik kızım büyüyormuş. Şu güzel yüzünü de temizleyelim. Şuraya atlamışım. Gitme vakti tatlım. Annenin gidip kötü adamları durdurması gerekiyor. Oyuncağı bırak, ceketini giymelisin. Sağ ol anne. Kocaman kız oldun. Hem de ağır. Biri yemek yemeyi seviyor galiba. Bu çok eğlenceli bir oyun anne. Ay, fıtık oldum sanırım. Pekala, çizmelerini giy. Cheryl, gel buraya. Şunun yürümesine bak, ne tatlı. Hmm, onu kelepçelesem de ne yapsam? Yok, ben öyle kötü bir anne değilim. Ama aslında... Eller yukarı. Ben masumum, hiç yanlış yapmadım. Aa, tabii, bunu daha önce de duymuştum. Aynen
hapse gidiyorsun. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu el baskılarına ihtiyacım var. Onları daire şeklinde kesiyorum. Sonra da duvara yapıştırıyorum. Hey anne, hadi bir oyun oynayalım. Ne dersin, ellerini duvara koyabilir misin? Ah, peki. Bu kolay da anne. Bak yapıyorum. Şimdi ne olacak anne? Orada dur canım. Öyle çok iyi yapıyorsun. Evet, başardın. Sen kazandın. Öyle mi? Evet. Pekala şimdi hadi gidelim. Pekala tatlım, işte fırçan ve boyaların. İyi eğlenceler. Ah olamaz. Ne yaptın sen? Ben resmem baba, ben. Annen çok kızacak. Ama belki de boş bir kağıt al. Üzerine biraz boya sür. Biraz da kırmızı. Boyayı küçük daireler halinde yay. Sonra kağıdı plastik bir poşete koy. Tatlım, bak bende ne var. Aa, baba buna bayıldım. Hey, boyaya bak. Her yere yayılıyor. Ama ortalık batmıyor. Bu çalışmıyor. Biraz daha sert üfle canım. Böyle mi anne? Ay kitabım, sırılsıkla mı oldu? Uslu uslu oyna tatlım. Ama anne baloncuklar çıkmıyor. Ah, bu sabah duş yapmıştım zaten. Ay pardon anne. Oh, o da çocuk, derin nefes al, sorun yok. Bu oyuncağı sevmiyorum. Ay, ne yapacağımı buldum. Hemen ilgileneceğim. Ne çok baloncuk aleti var. İşte bana gereken bu. Harika görünüyor. Bak annende ne var? Oo, anne bu bir domuzcuk. Hem de baloncuk yapıyor. Yok artık. Aa, çok heyecanlandım. Onunla oynasana. Bu müthiş. Oo, çok eğlenceli. Biz sonsuza kadar en iyi arkadaşlar olacağız. Teşekkürler anne. Rica ederim canım. Artık kitabımı okuyabilirim. Amanın. Burada ne patlamış böyle? Tam süper annelik bir iş gibi görünüyor. Burayı çabucak pırıl pırıl yapacağım. Kirli bebek bezleri ha? Görüşürüz. Akıllı bir anneyle kimse başa çıkamaz. Ay, bunları ne kadar da severdin. Artık başka birinin onların keyfini sürme zamanı. Hmm, benim için biraz fazla tatlı kokuyor. Oh. Kalemim, ben sana ne yaptım? Şunu birazcık açayım. Şu havalı şeye bak, sanki küçük bir yay gibi. Anne şuna bak. Aa, çok havalıymış. Bir dakika, bir sürü kalemim var. Bu harika olacak. Şunlara bak. Gökkuşağının bütün renkleri burada. Ve daha da fazlası için hazırım. Of anne. Kalemin mi kalmadı canım? Dur bir dakika. Çözüm gözümüzün önündeymiş. Şu ışıkları kutuya koyuyorum. Güzel değil mi? Şimdi üstünü streç ile kapla. Kenarlarını sıkıca sar. Bak nasıl yaptım. Şimdi sıra gerçek sihirde. Bütün yüzeye şeker dök. Böyle görünene kadar devam et. Sonra odanın ışıklarını söndür. Parmaklarınla havalı desenler yap. Tatlım gelsene bir. Ha? Vay canına, bu gerçekten çok havalı. İstediğini çizebilirsin. O zaman en sevdiğim hayvanı çizmeyi deneyeceğim. Bunu beğeneceğini tahmin etmiştim. Ah, hepsi hazır. Saçımı tarar mısın? Öğle yemeği için neler hazırladın? Hamburger mi? Aa, bu elmalar çürümüş neredeyse anne. Aptal plastik kap. Dur bir dakika.
Bu lastikler saçı tutmaktan daha fazla işe yarar. Artık kararmış elmalara son. İzle de öğren. Önce doğramak gerekiyor. Bak işte böyle. Ama daha işim bitmedi. Lastiği üstüne geçiriyoruz. Evet, bunu ben yaptım. Betty tatlım, sana yepyeni elma dilimleri hazırladım. Hadi pikniğe gidelim. Harika bir yer bulduk. Biraz elma yiyebilirim anne. Taptaze bir tane geliyor. Şimdi bakalım nasıllar. Bunların tazeliği yeterli mi? Vay canına, şimdi mi kestin? Kimse elmayı senin gibi doğrayamaz anne. Ben de bir tane alayım. Tamam, birinci meydan okuma. Ne olduğunu merak ediyorum. Aa, ne şirin bir köpek. Bizim alabilir mi? Tamam, bunu yapabilirim. Ressamların bunu yaptıklarını görmüştüm. Neden bilmiyorum ama iyi görünüyor. Bayağı küçük bir köpek. Bir dakika, ne yapacağımı buldum. Ha, ne olmuş? Benim de elim var. Aa, anladım, bu kolay. Elimin çevresini çizeceğim. Ne yapıyorsun? En azından mutlu. Elimi kağıda bu şekilde koyuyorum. Sonra kenarlarını çiziyorum. Şimdi bir köpeğe benzetiyorum. Biraz tüy, sevimli küçük gözler ve bir burun. Şimdi biraz da renk katalım. Bayağı güzel oluyor. Çizgilerden taşırmamalıyım. Neredeyse bitti. İşte çok sevimli oldu. Bununla gurur duyuyorum. Ona şanslı adını vereceğim. Gerçekten bayağı iyi. Yani benimkini de sevdim ama... Vay canına, en azından denedin. Kim kazandı? Evet. Bak, bir şey oluyor. Bisküvi nefis. Hem de kemik şeklinde. Dahice köpek temasını severim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Dur biraz. Bisküvi, kemik, köpek. Dur, onlar senin için değil. Bunların da harika. Tarifini almam lazım. Aa, keşke bunu yapmasaydın. Ne oldu ki? Bu bisküviler oradaki köpek için. Aa, bunu bana söyleyemez miydin? Bunu hak ettin. Hey, gel oğlum. Bak burada ne var. Hadi gel. Aa, aferin oğluma. Aferin sana akıllı oğlum. O kadar poz verdikten sonra acıkmışsındır. Sen çok akıllı bir köpeksin. Yeh yeh, bunlar senin için. Teklif etmiştim. Sıradaki kapışmaya hazır mısın? Kaktüs mü? Seni mahvedeceğim. Hiç sanmam. Sen yenileceksin. Başla. Bu kolay olmalı. Enerjim yüksek tutmalıyım. Stres yok. Kalemle uyum içindesin. Neredeyse bitirdim. Sonunda bitti. Farka bak. Zor ama değil mi? O ne? Bak da öğren. Süngeri kağıda sürüyorum. Sonra kolları için daha küçük bir sünger kullanıyorum. Şimdi sıra çiçeklerde. Sadece birkaç detay eklemeliyim. Sonra bunu çerçeveletebilirim. Ne düşünüyorsun? Sonuçta ikisi de yeşil. Sakın işini bırakma. Buna bir yarışma bile denemez. Vay canına, kaktüs şeklinde bir pinyata. Sence içinde şekerleme var mıdır? Öğrenmenin bir tek yolu var. Bunu gözlerim kapalıyken yapacağım. Tamam, şimdi biraz antrenman yapalım. Muhteşem, bak. Ha? Bir şey mi dedin? Nereye gitti? Burada mısın? Kendisi bilir. Ne oldu? Hey, bu şekerlemeler nereden geldi? İyi bak. Sonunda bir popit var canına.
En iyisi buydu. Bunun harika görünmesi lazım. Önce bir kare çizeceğim. Sonra da dairelerine. Daha iyi bir fikrim var. Neyse ki yanında bir fotokopi makinesi bulunduruyorum. Tamam Pop-It, içine giriyorsun. Ve kopyaya basıyorum. Daha iyisini yapamazdım. Nasıl gidiyor? Bu kadar. Şimdi sadece boyamam lazım. Ah, bu eğlenceli olacak. Buraya kırmızı boyayla bir çizgi çekiyorum. Şimdi de geri kalanını yapıyorum. Gökkuşağı gibi oldu. Gerçek bir Pop-It gibi görünüyor. İçimden üstlerine basmak geliyor. Bravo, sanırım bunu ben kazanabilirim. Aman tanrım, ben kazandım. Şaka mı bu? Benimkine bakın. Hanımefendi, masadan uzaklaşın. Elinizi bana verin. Diğerini de karşı koymayın. Fotokopi makinesi kullanmak resim yapmak değildir. Burada hile yapılmasına müsaade etmeyiz. Özür dilerim. İnsanları tanıyamıyorsun. Vay canına, çikolatadan bir Pop-It. En sevdiğim iki şey bir arada. Nefis. Tamam, karakola gidiyorsunuz. Hadi. Ay neyse. Hazır mısınız? Bu yüzü tanıyorsunuz. Kevin mi? Onun kendisi bir sanat eseri. Nasıl gidiyor? Bunu senin için aldım. Ah, gençlik aşkı. Hayalimi kurmayalım. Onun gülümsemesini uykumda bile çizerim. Ama pankekle nasıl olacak? Her şey ressama bağlı, öyle değil mi? Ay, bir kalp. Sonraki renge geçelim. Ama hangisi daha lezzetli görünecek? Neredeyse bitti. Bu bol bol aşkla yapıldı. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi çevirelim. Ve çevir. Sevimli. Kızlar ikisi de güzel görünüyor. Kalbinizden koptukları belli. Ama sadece birini seçebilirim. Ya da bu seferlik ikisini de seçebilirim. O çocuk gerçekten sevimli, öyle değil mi? Sırada ne var anne? Ne diyorsunuz? Herhalde o kadar zor değildir. Doğru renk kahverengi. Başladı. Nasıl cupcake çizeceğini herkes bilir, öyle değil mi? Bunlar başka bir şeye benzedi. Bak, ikimiz de kaka emojisi yaptık. Ne şirin değil mi? Güzel görünüyorlar. Gözleri de bebek mavisi yaparsam. Gövdesini doldurmam lazım. Ortaya çıkmaya başladı. Ama kızlar, bu cupcake'e pek benzemiyor. Sanat yorumlamak demektir. Şunları çevirelim. Hop, başardık. İkisi de şahane oldu. Ah, bilemiyorum. Sanırım ikiniz de şeyi kaybettiniz. Kazanan yok mu? Hey, bir gelsene. Evet. Hadi buradan çıkalım. Pekala hanımlar, parti ikramlarınız geldi. Bunlar yiyeceğe benzemiyor. Keyfiniz bilir. Hey memur bey, bir atıştırmalı ne dersiniz? Aa, hayır hayır, böyle iyiyim. Selam arkadaşlar, atıştırmak ister misiniz? Hayır mı? Şey, bir daha düşündüm de. En azından birinden kurtulduk. Bunu bölüşmek ister misin?
İşte oldu. Hiç de fena değil. Özellikle de şekli böyle olan bir şey için. İçinizde binicilikten anlayan var mı? Ya da en azından at resmi çizebilir misiniz? Ya! Bu ilginç olacak. Bana bir anda ilham geldi. Ben daha çok tek boynuzlu atları sevmişimdir. Tek boynuzlu at saçmalık. Kendine gel Gina. Hadi şimdi işe koyul, tamam mı? Ben kendi stratejimi takip edeceğim. Şurayı birkaç kez katlıyoruz. Ve sonra çizim kısmı geliyor. Kağıdın iki kenarı arasına böyle yaylar çiziyoruz ve sonra böyle görünene kadar çizmeye devam ediyoruz. Tamam, bu yeterli olmalı. Açıl susam açıl. Şimdi işler ilginçleşiyor. Bu şekli aynı benim gibi çiz. Yakında anlayacaksın, merak etme. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Ve aynı şeyi diğer tarafta yapıyoruz. Çok güzel. Bir şeylere benzetmeye başladın mı? Evet, bu bir tek boynuzlu at yüzü. Ama biraz daha ayrıntılandırmamız lazım. Bu harika kirpiklere bayılıyorum. Merak etme, bu çizgilerin hepsi sonunda anlamlı gelecek. Özellikle de eğlenceli renklerle böyle boyayınca. Bu sonuçta bir tek boynuzlu at. Bu biraz zaman alabilir. Ama böyle tek tek çizgilerle doldurduğumuzda görüntüsü çok daha güzel oluyor. Sabırlı sanatçı en iyi sanatçıdır. Bu yönteme güvenmek gerekiyor. Pekala, boynuzun işi bitti. Şimdi sıra tek boynuzlu atın en sihirli kısmını doldurmada. Ne kadar çok renk olursa o kadar iyi olur. Güzel renkler değil mi? Ve sonuncusu. Harika oldu. Oo, artık kalemlerinizi bırakın. Şimdi bana ne yaptığınızı gösterin. Pekala, nasıl olmuş? Aferin sana. Ha? Benimki de burada. Vay canına, ikiniz de bayağı yetenekli sanatçılarmışsınız. Şimdi sırada korkunç bir şey var. Ay'a baktım, seni gördüm, sana baktım, ayı gördüm. İşe nasıl biraz neşe katacağımı biliyorum. Aynı fikirdeyim David. Doldur bakalım. Biraz sana ve biraz da bana. Bir şey değil. Güzel kokuyor. Ya ama hiçbir şey çizmiyorsunuz. Pardon. Amanın, kahve lekesi mi? Bu çok kötü olmuş. Belki bunlarla bir şey yapabilirim. Bu güzel bir tesadüf oldu. Buna birkaç şekil ilave edip müthiş bir şeye dönüştüreceğim. Sıra harika kulaklarında. Sonra vücuduna geçeceğim. Bu küçük kolları da unutmamam gerek. Yüzü iyice ortaya çıkmaya başladı, görüyor musun? Ve renklerini seçmek de kolay. Özellikle de ismi Bozayı olunca. Çocukken oynadığım peluş ayıya çok benzedi. Bu çizgiler biraz tüylü görünmesini sağlıyor. Bacaklarını da dolduralım. Çok iyi oldu. Çok şirin görünüyor. Kalemleri bırakın arkadaşlar. Vay canına. İkimiz de oyuncak ayı çizmişiz. Aklın yolu birdir. Ah, görünüşe göre Yeti'nin ilk meydan okuması hazır. Ha, balığa benziyor. Pekala, sanırım bunu yapabilirim. Peki ya nereden başlayacağım? Ha, buldum. Kıvrık bir çizgi çizdikten sonra detayları eklemeliyim. Balığın pullarını unutmamak gerek. Şimdi ikinci balığa geçelim. Onun kaplan köpek balığı gibi çizgileri var. Şimdi de sonuncu balık. Onun da deniz yosunlarının arasında kamufle olmasını sağlayacak bir derisi var. En güzel kısmı da onları boyamak. Orada ne yapıyor acaba? Tekrar bakmam lazım. Ah, olamaz, süre doldu. Sadece birazcık daha süreye ihtiyacım var. Ah, beni donduruyor. Vay canına, sanırım Yeti dinlemeliydi. Ama benim resmim bitti. Üç balık çizdim ve hepsini boyadım. Ha? Balık oluşu verdi. Hem de gerçek balık.
Bununla ne yapmam gerekiyor? Onu yemeyeceğim, o kesin. Hey, suşiye dönüştü. Böyleyken kesinlikle yiyebilirim. Yemek çubukları bile var. Yiyelim bakalım. Çok taze ve güzel. Evet, Naomi hala donuk. Peki ya o? Nihayet çok üşümeye başlamıştım. Hey, suşilerimden biraz alsana. Teşekkürler Thomas, hayır demem. Sıradaki şeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, çok lezzetli görünen bir hamburger. Of ya, bu çok zor olacak. Ölçeğimin doğru olduğundan emin olmalıyım. Of, işe yaramıyor. Buldum, cetvel işime yarar. Pekala, ölçüleri aldım. Peki ya neyle çizeceğim? Doğru karar vermem gerekiyor. Of, sürem azalıyor. Renkli kalem. En doğru seçim tebeşirdi. Ekmeği çizdim. Şimdi sıra ketçap, marul ve hardala geldi. Hamburger köftesini unutmamalıyım. Ve alttaki ekmeği de tabii. Vay canına, bu çok güzel oldu. Of, olamaz. Keşke daha fazla zaman olsaydı. En fazla bunu yapabildim. Yeti, benimkine bak, ne düşünüyorsun? Evet, sanırım beğendi. Vay canına, ama bir dakika. Bu hamburger buzun içinde. Buz küpünün içindeki bir hamburgeri nasıl yiyeceğim? Hamburgerin bir buz küpü. İşte bir sonraki meydan okuma geliyor. Kusursuz bir pembe donat. Çantada keklik. Hayır, bu kötüydü. Baştan başlasam iyi olur. Of, çember çizmek çok zor. Çember çizmek için bu boya kapağını kullanacağım. Pekala, bu boyut asla olmaz. Bu çok küçük. Bir saniye, ne yapacağımı buldum. Yumruğumun şeklini çıkaracağım. Of, bunu niye düşündüm ki? Bu çember değil ki. Hey, ama başım yuvarlak. Bu kesinlikle işe yarayacak. Vay canına, ben milimetrik kağıt kullanacağım. Doğru şekilde çizersem kareleri daireye dönüştürmek mümkün olur. Hamur için kahverengiyi kullanacağım. Şimdi sıra pembe kremada. Derinlik katmak için birden fazla ton kullanacağım. Ama üzerindeki küçük şekerleri yer bırakmalıyım. Oldu, harika görünüyor. Sürenin dolduğunu söylüyor. En azından çember çizebildim değil mi? Gibi. Yeti, işte benim donatım. Evet, beğendi, beğeneceğini biliyordum. Vay canına, bir donatım oldu. Nefis kokuyor ve tadı da çok güzel. Belki başka birinin kafasını kullansaydım yapabilirdim. Ortalıkta kimse olmadığına göre gizli atıştırmalığımı yiyebilirim. Bu çok iyi gelecek. Hey, sinek kızma. Bana da biraz verir misin? O diş telleriyle yiyemezsin. Tamam peki, ama dişlerine dikkat et. Gitti mi? Güzel. Tuzak çikolata işe yaradı. Şimdi sıra gerçek çikolata ziyafetinde. Anne, başka çikolataların da varmış. Nesin sen, çikolata dedektifi mi? İşte al. Beni burada bulamayacağına eminim. Anne, çikolata bekle. Neden kaçıyorsun? Hadi ama, çikolatanı benimle paylaş anne. Tamam, sanırım izimi kaybettirdim. Olamaz, sinsisi yaklaşıyor. Nasıl da hızlı. Nihayet ondan kurtuldum. Şaka mı bu? Sadece rüyaymış. Daha çok bir kabustu. Ya hala bir yerlerde saklanıyorsa
Saçmalama, yatağında mışıl mışıl uyuyor. Hafif bir gece yarısı atıştırmalı. Ah, marul. Ondan da bir yaprak alayım. Şimdi akıllıca davranmalıyım. İşte artık çikolatayı göremeyecek bile. Aa, acıktın mı? Al buyur. Marul mu? Onu istemiyorum. İşe yaradı. Nihayet çikolatamı yiyebileceğim. Bunu hak ettim. Anne, bana bak anne. Bak anne, bana bak. Anne, anne, anne. Beni izle anne. Annen telefonda konuşuyor. Biliyorum, ona gül verdiğine inanamıyorum. Dünyadaki herkesten daha yüksek sıçrayabilirim. Anne, sana su sıçratacağım. Tatlım dur, kes şunu. Annen hala telefonda. Neyse, ne diyordum yapacağını hiç sanmıyordum. Hey, Skudder Havan Bey! Hayır! Havan Bey, en iyi arkadaşım. Macununa her yere süt dökülmüş. Evet, döküldü. Hem de her yere. Şimdi bu pisliği temizlemek zorundayım. Hah, hepsi sütle dolmuş. Aklıma iyi bir fikir geldi. Pekala, gıda boyalarımı aldım. Şimdi onları süte eklemeye başlıyorum. Yayılmaya başladı bile. Şimdi ortaya biraz kırmızı, sonra sarı ve yeşil. Sırada azıcık bulaşık sabunu var. Şu renklerin dönüşüne bir bak. Deterjanlı birkaç pamuk diski daha ekleyeceğim. Şimdi farklı noktalarda girdaplar oluştu. Vay canına, vay canına. Harika, renkler çok güzel. Tamam, şimdi annen telefonda konuşurken sen bunu seyret. Yine ben. Şimdi oyalanıyor. Gütlere geri dönelim. Oh, bu alışveriş poşetlerin çok ağır. Sonunda eve vardım. Şimdi şunları yerleştireyim. Bu poşet boşaldı. Geri kalanı halledeyim. Yaşasın, annem alışverişe gitmiş. Atıştırmalıkları bulalım. Evet, kola. Cips de var. Tamam, sonraki poşet. Bunlar buraya ve şunlar da oraya. Sanki buzdolabında yer açılmış. Yine gitti. Biraz daha atıştırmalık bulayım. Bu kez daha da iyi. Çikolata. Çikolataya bayılırım. Tamam. Bu market macerasından sonra bir ödülü hak ettim. Ne? Onca yiyecek nereye gitti? Olamaz. Evimde küçük mutfak faaliyeti istemiyorum. Yaşasın, yine gitti. Daha çok atıştırmalık. Tam da düşündüğüm gibi. Buzdolabından neden yiyecek alıyorsun? Tüh, elimden kaçtı. Gerçi bu bilekliğini geride bıraktı. Bu sorunu çözmek için ne yapacağımı biliyorum. Bu plastik kancaları yanlara tutturuyorum. Sonra diğeri de buraya. Lastik bileklik ikisinin arasında esneyecek. Buzdolabının kapısını kapalı tutacak. Sorun çözüldü. Yaşasın, atıştırmalık zamanı. Kapıyı açamıyorum. Bu haksızlık. Atıştırmalık alamıyorum. Resim yapmak çok eğlenceli. Düdük. Hey, kes şunu. Ne? Sadece arabamı sürüyorum. Ren ren. Mahvoldu. Babama söyleyeceğim. Aman ne güzel. İşte şimdi başım dertte. Hey çocuklar, her şey yolunda mı? Yine de işleri düzeltmek yaşlı babanıza düştü. Şansıma yanımda bu tişört var. İşte böyle daha iyi değil mi? Artık hep birlikte olabilirsiniz. Bu senin suçun. Arabamı sürmek ister misin? Hadi bu çok eğlenceli. Ren ren. Gerçekten eğlenceliymiş. Bu harika görünüyor ve çok da güzel kokuyor. Hey baba bak, uçuyorlar. Ne hayal gücü ama. Yemek neredeyse hazır. Al bakalım tatlım, babanın spesyalitesi. Bu da ne? Yulaf ezmesi. Ye ki büyüyüp güçlenesin. Ama en azından denemiş. Bunu yemem ama bir fikrim var. Gel buraya oğlum. Umarım açsındır. Sen de bir şey duydun mu? Yok, kulağıma öyle gelmiş olmalı. Al bakalım, afiyet olsun.
nasıl yönleyebilirim? Bu yulaf ezmesi de lezizmiş. Nasıl yani, yulaf ezmen nerede? Ah, deliriyorum galiba. Bebeğimin aç kalmasına izin veremem. Kasen nerede? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Pekala, al bakalım, sanırım biraz dinlenmeliyim. Nerede mi yulaf ezmesi? Umarım köpek sevmiştir. İşte ikinci porsiyon. Oh, bu çok zekiceydi. Ay, üzgünüm baba. İyi denemeydi. Ama üzgün olduğumu söyledim. Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bunu ve bunu alayım. Oyuncaklarım. Dersini alman gerek. Ben bir dahiyim. Bütün olay bu vantuzlarda. Bir kase sıcak ve güzel yulaf ezmesi. Hadi şunu dene bakalım. Hepsi bitecek. Kase hiçbir yere gitmiyor. Teşekkürler. Bu niye yerinden kıpırdamıyor? Hadi seni. Hepsi bitecek dedim. Bu haksızlık. Sana bu lazım. Uçak geliyor. Ne yakışıklı oldun. Ah, biraz saçını düzelteyim. İşte. Şimdi yemek yiyelim mi? Peçeteyi unutmayalım. Gömleğin lekelenmesin. Anne şimdi dönecek. Peki anne. Ooo, Nutella. Biraz tatsam mı acaba? Evet, kesinlikle tatmalıyım. Annem meşgul. İşte bana fırsat. Çok lezzetlidir eminim. Pekala tatlım, öğle yemeği hazır. Karis. Ah, hiç pişman değilim. Sen çok kirlenmişsin. Bırak o kaşığı. Buna inanamıyorum. Temizlenmemiz gerek. Kıpırdama, berbat haldesin. İşte. Teşekkürler anne. Of, bütün elim çikolata oldu. Annenin ellerini yıkaması lazım. Ah şu çocuklar. Ama canı sağ olsun. Bir dakika, bu aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. İşe koyulsam iyi olur. Nihayet temizlendim. Oo, daha da Nutella varmış. Hayırdır, onun yerine bunu dene. Şişenin pompasına basınca Nutella çıkıyor. Hem de ortalık kirlenmiyor. Vay canına, bu çok zekice. Teşekkürler anne. Oğlum için her şeyi yaparım. Benim tatlı oluşum. Yok, sağ ol canım. Temiz biberonumuz hazır. Şimdi sıra bebek mamasında. Acaba ne kadar koymam gerekiyor? Ha, neyse. 100 kararı döksem yeterli olacaktır. Olamaz. Her yeri dağıtmışım. Pekala. Bu sefer ölçek kullanacağım. Bir ölçek aldım. Dikkatli olmalıyım. Dikkatlice. Çok fazla almışım. Fazlasını üflesem iyi olacak. Uf, uf. Of, her yer toz oldu. Pekala. Üçüncü de olur artık. Fazlasını masaya sürerek dökebilirim. Ah, olamaz. Bu da ne böyle? Ne kadar zor bir işmiş. Başarabilirim. Titremeyi bırak. Ellerim neden bu kadar çok titriyor? Ah! Aman tanrım. Şu dağınıklığa bak. Bak şimdi, sana bir tüyo göstereceğim. Önce bıçağı almalısın. Sonra kutunun üzerine bir kesik atmalısın. Sonra da folyonun yarısını çıkarmalısın. Kaşığa mama doldurduktan sonra kapağı kullanmayı unutma. Bu kadar. Çok kolay. Şimdi sen de dene bakalım. Vay canına. Hem de hiçbir yere dökülmüyor. Şimdi mama çalkalama zamanı. Neyse, sonuçta beslenmen lazım. Sonra küçük Tay eve doğru koşmaya başlamış. Yaşasın. Bu hikayeyi çok seviyorum. Eve vardığında ahıra girmiş ve güzel bir uykuya dalmış.
Şimdi de senin uykuya dalma vaktin. Ama uyumak istemiyorum. Karanlık çok korkutucu. Olamaz gölge canavarı. Anne! Aman tanrım, ne oldu? Orada bir gölge canavarı var. Anladım. Sen merak etme. Aklıma bir fikir geldi. Bak, bu annenin özel canavar kovucu spreyi. Yapması da çok kolay. Sadece bir sprey şişesi, keçeli kalem ve eğlenceli şeyler kullandım. Keçeli kalemle şişenin üstüne yazıyı yazdım. Böylece çok gerçekçi göründü. Kelimeleri yazmak hiç uzun sürmedi. Harflerden birinin yerine oynar göz koydum. Çok güzel görünüyordu. Yine de bir şeyler eksikti. Altın yaldızlı yıldızlar. Son olarak içini musluk suyuyla doldurdum. Harika bir çözüm oldu. Ve işte karşında canavar kovucu sprey. Canavar kovucu mu? Canavarları kovuyor mu? Evet, iyi geceler. Al bakalım, al bunu da al seni canavar. Ah, artık canavarlar düşünsün. Ah, bu da ne? Canavar! Ah, spreyim var, git buradan. Oh, tatlım dur, ben geldim. Anne? Oh, affedersin. Sorun yok tatlım. Merak etme. Kendini güvende hissettiğin için mutluyum. Güzel tatlım. Oynamaya devam et. Jelibon ayıcıkları da çok seviyorum. Sakız gibiler. Aa, popitim elinde anne. Sorun değil. Git. Oynamak için bir tane daha al. Harika. Yemeğimi yeme vakti. Aa, kim arıyor acaba? Hey, nasılsın? Son bölümü izledin mi? Biliyorum, ben de onu seçtiğine inanamadım. Ay, yemeğimi tekrar ısıtmam gerek. Tabağı mikrodalgaya atayım. Biliyorum, gelecek haftaki bölümde çok daha iyi olacağı benziyor. Anne, jelibon ayıcıklarım nerede? Senin berbat yemeğinden yemek istemiyorum. Hayır, hayır, hayır olamaz. Yanlış tabağı mikrodalgaya atmışım. Jelibon ayıcıklarım. Ah, olamaz. Tamamen erimişler. Yapış yapış bir sıvı olmuş. Onları mahvetmişsin jelibonlarım. Bir dakika, sanırım bu durumu nasıl kurtaracağımı biliyorum. Tabağı masaya koyup erimiş jelibona çubukları ekliyorum. Çepeçevre birkaç tane koyuyorum. Şimdi onlara şekil verip kurumaya bırakıyorum. Harika oldu. Tatlım, ağlamayı bırak da bunları al. Aa, vay canına, bir lollipop. Tadı da en sevdiğim jelibonlar gibi. Teşekkürler anne, sen harikasın. Vay, hey Slurpee. Evet evet, güzelmiş ama şu anda bir şey okuyorum. Vay canına, buna ne diyorsun? Bak, beni rahatsız etmeye keser misin? Sana okuduğumu söylemiştim. Aman tanrım. Jöle ayıcıklarla ne yapıyor? Ayıcıkları eritti. Şimdi de içine çilek mi sokacak? Yok artık. Çileğin üstünü erimiş jöleyle kapladı. İnanılmaz. Bu aklıma müthiş bir fikir getirdi. Bende bir kavanoz dolusu jöle şekerleme var. Eminim bunu ben de yapabilirim. Hadi girin içine bakalım şekerlemeler. Şimdi mikrodalga zamanı. Şimdi erimeleri için beklemem gerek. Harika oldu işte. Bayağı heyecanlandım. Pekala, bana biraz çilek lazım. Ve başka bir meyve daha. Ama yemek çubuklarını da unutmamam lazım. Bu çok önemli. Çileklere çubukları geçirdim. Bir deneyelim.
Oo, bak erimiş şekerlemenin içine nasıl batıyor. Bir çevirip üstü iyice kaplanmış mı bakayım. Hatta bunu üstüne süs şekeri serpiştirerek daha da canlandırabilirim. Süs şekerleri her şeyi daha güzelleştirir. Yapış yapış haldeki çileyi çevirip üstünü iyice kaplayayım. Ah yok artık, resmen uyuyakalmış. Şimdi bundan biraz daha yapayım. Bu sefer farklı meyvelerle ama. Dönün bakalım iyice içinde. Erimiş jöle çileğin deliklerinden giriyor ve üzüm de pırıl pırıl oldu. Tabii buna da süs şekeri serpiştiriyoruz. Bu minik kalpler çok şirin. İşte oldu. Bütün bir kase doldu. Pekala. Elimi hafifçe çırparak onu uykudan uyandırıyorum. Hafifçe dedim ama... ışıklara ne oldu? Çok güzel. Tada! Sana romantik bir şey hazırladım. Hadi al birini. Bu muhteşem bir şey. Birini elinden yer misin? Çok lezzetli. Bu da senin için. Vay canına. Bu inanılmaz bir şey olmuş ve çok romantik. Hayatım. Hayatım. Sen iyi misin? Tamam iyiyim. Oh iyi bari. Daha ister misin? Hayır mı? Peki. Bu gülü güzel mi sulayayım? Ama biraz fazla mı sade ne? Merhaba canım. Sana taze çiçekler getirdim. Aman tanrım, ne harika bir sürpriz. Çok güzeller ve harika kokuyorlar. Şimdi telefonumu al ve benim bir fotoğrafımı çek. Tamam, hazır mısın? Gülümse. Şimdi şöyle çek. Teşekkür ederim, bu kadar yeter. Şimdi bunları bir vazoya koyacağım. Telefonumu geri alayım. Telefonum olamaz. Hayır. Bir kırılma sesi duydum. Değerli telefonum. Şimdi ben ne yapacağım? Fena olmuş gerçekten. Bence hiç bakmasan daha iyi. Amanın, bu düşündüğünden çok daha kötü. Belki bir bantla tamir edebiliriz. Şaka mı bu? Peki bu çekici ne dersin? Tabii haklısın. Ne aptalım. Kendi telefonumu kullanacağım. Pekala, şimdi muhtemel çözümler için videolar izleyelim. Bir dakika, bu diş macunu mu? Bunu ekranın tamamına sürdüklerine inanamıyorum. Ve iyice yediriyorlar. Bunu neden yapıyorlar ki? Neyse ki şimdi temizliyorlar. Bir dakika, nasıl yani? Çatlaklar tamamen yok oldu. Senin parçalanan telefonunla da bunu deneyebiliriz. Bir tüp diş macunum var ve artık denemeye hazırız. Aynen videodaki gibi macunu bütün ekrana yayacağım. Tamam, bunun yeterli olması lazım. Bende de macunu silmek için bir peçete var. Macun ekrana yapışıyor. Sanırım işe yaramıyor. Ne vakit kaybı ama. Zavallı telefonum. Ya. Ama bir dakika. Tatlım, burnunda bir şey var. Tam burada. Sen yok musun sen? Her zaman ruh haline iyi gelecek bir şeyler bulursun.